Herkese merhaba. Bu sene Japonya'dan Türkiye'ye nasıl geldik size onu anlatacağım. Öncelikle bu sene PCR testleri kaldırıldığı için normal dönemlerdeki gibi biletimizi alıp havaalanına gidip normal uçağımıza bindik geldik. Ülkeye giriş yaptığımızda da herhangi bir şey olmadı. Yalnızca Japonya'ya dönüşte işler de değişebilir diye düşünüyorum. Bakalım şu anda normal dün dönen arkadaşım normal döndüğünü söyledi. Bakalım biz dönünce kurallar nasıl değişecek. Öncelikle bu sene benim kızım anaokuluna başladığı için biz bir aylığına tatile gelebilecektik diye düşünüyordum. Çünkü Temmuz'un sonunda okullar kapanıyor. Bir aylık tatil. Birazcık önünden arkasından kırpar 1,5 aylık geliriz diye düşünüyordum. Daha önce bir Türk arkadaşım bana Türkiye'de uzun tatil yaptığı için oğlunun anaokulundan atıldığını söylemişti. Bu bilgi bende olduğu için nefese devamsızlık yaptırmak gibi bir niyetim asla yoktu. Çünkü okuldan atılmasını istemiyorum çocuğumun. Sonra diğer Türk arkadaşlarla görüşünce de öyle bir şey olmadığını, belki onlar okula göndermediği için, ücret yatırılmadıysa ücret ödenmediği için atılabilmiş olduğunu söylediler. Ben de gidip öğretmenle ve okulun müdürüyle görüşme yaptım. Bana Temmuz'un ortasına kadar izin verdiler. 1,5 aylığına gelecektik yine Türkiye'ye. Sonra eşimle konuştum. Yoshi'ye söyledim böyle böyle. Yok ya dedi, anaokulunda devamsızlık yok falan filan dedi. Bu sefer ben sadece sınıf öğretmeniyle görüşme yaptım. Öğretmeni dedi ki istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yalnızca 14 Haziran'da anne babalı annelerin sınıfa gelip çocukları izleme günü var. O günü gelip görmek isterseniz ondan sonra gidebilirsiniz dedi. Biz de ayın 14'ünde o sınıfa gidip izleme olduğu için ayın 15'inde bilet aldım ve biz geldik. Yalnız çarşamba günü uçuşumuz vardı. Bir önceki çarşamba gecesi nefesin gözü kızardı, kanlandı böyle. Sorduğumda arkadaşım bana vurdu dedi. Tamam olabilir, hani çarpıştık gibi bir şey söyledi. Perşembe günü ben nefesi okula gönderdim. Yoshi de beni rahatlattı. Dedi ki yoktur bir şey, dağılır falan filan dedi. Perşembe günü çocuğu okula gönderdik. Kırmızı gözü dağılır mı alır diye bekledik. Öğretmen dedi ki bütün gün kırmızılık dağılmadı. Okul çıkışı almaya gittiğimde öğretmen çıktı. Dedi ki gözü kırmızı ve bütün gün dağılmadı. Bana diyor ki ben gözümü kaşıdım o yüzden oldu diye. Öğretmene gözünü kaşıdığı için öyle olduğunu söyledi. Bana da sınıf arkadaşım bana vurdu dediği için öyle olunca ben okuldan alıp hemen göz doktoruna götürdüm. Yara yokmuş, çizik yokmuş, enfeksiyon kapmış, damla verdi. Perşembe günü göz doktoruna gittik. Cuma günü kalktığımızda havaların bir sıcak bir soğuk yapmasından dolayı nefesin alerjik bünyesi atopi diyorlar. İsilik oluyor. Ama bu boyun tarafı böyle koca sivilce ve yaralar şeklinde olmuştu. Cuma günü okula gönderdim. Herhalde uykusunda kaşımış. Cuma günü okuldan sonra cildiyeciye gittik. Hem Türkiye'ye geleceğim için uzun ilaçlarını alayım diye. Cilt doktoru baktı. Cuma günümüz cildiyeci de geçti. Cumartesi günü tekrar göz kontrolümüz vardı. Tekrar göz doktoruna gittik. Cumartesi gecesi eşimle, Yoshi ile ben bilgisayarda iş yapıyorduk. O kendi bilgisayarında, ben kendi bilgisayarımda. Nefeste neredeyse 1,5-2 yaşından beri oynadığı minyatür oyuncaklarıyla oynuyordu. Birden anne ben bir şey yaptım çığlığıyla ortalığı velveleye koydu. Ve ne oldu dediğimde de küçücük böyle mercimek tanesi kadar oyuncak mandalini var tavşanlarının. Onu burnuna sokmuş. Sümkürttüm, çıkartmaya çalıştım. Olmadı evde işte kendi çabalarımla. Yani 5-10 dakika denedik ve olmayınca acile gittik. Acilde doktor yarım saat uğraştı. Aslında acile gidene kadar bu mandalin düşmüştü. Ben kamerayla bakınca görebiliyordum yani telefonun ışığıyla. Ve aslında hemen alabileceği bir şey de doktorun acemeliğinden dolayı neredeyse yarım saat uğraşıldı. Yarım saat sonunda aldık. Tabii biz anne baba olarak acile gitmenin psikolojisi, travma, birçok şeyden dolayı bitik haldeydik. Pazar sabahı Türklerle beraber bir Türk restoranında açık büfe kahvaltıya gittik. Ve orada çok güzel yedik, içtik, eğlendik. Öğleden sonra da bizim artık Yoshi'nin, eşimin son izin günü olduğu için outlet'e gidecektik. Hem Türkiye'ye hediye hem kendimize bir şeyler bakmak için. Outlet'e gittiğimizde dönüşte eşim ishal oldu. Ama Yoshi 15 yıllık eşim, ilk defa öyle görüyorum. Neredeyse araba kullanamayacak hale geldi. Zar zor eve geldik. O bir şekilde ilaçlarını aldı, etti. Pazartesi sabah normal bir şekilde nefesi okula gönderdim. Okula almaya gittiğimde nefesi öğretmenin kucağında yatıyor buldum böyle okulun girişinde. Onu öyle görünce ben zaten bayılacaktım neredeyse. Öğretmen dedi ki günün yarısına kadar iyiydi. Yarısında ishal oldu, 2 kere tuvalete gitti ve birden halsizleşti. Uyumak istiyorum demeye falan başladı.
Ben yine panikledim. Hemen çocuk kliniğine gittik. Doktora gittik. Doktor dedi, aa, bu ara salgın var, yok bir şey dedi. İlaç verdi. Dedim ki biz çarşamba günü uçağa bineceğiz. Ona göre hani bir tedavi uygularsanız sevinirim. İlaç verdi. O pazartesi bütün gün yaptık. Salı günü ben okula gidip çocuğumu sınıfta izleyeceğim derken neye niyet, neye kısmet. Bütün gün nefesle beraber evde yattık. İshali azaldı ama halsizliği devam ettiği için göndermek istemedim. Yani okula gidebilecek durumdaydı aslında ama ben riske atmak istemedim açıkçası. Çünkü uçağa da bineceğimiz için tam toparlanması gerekir diye düşündüm. Ve bütün gün gözüm nefes üzerinde. Ne bavul toplayabildim, ne alışverişe gidebildim. Hiçbir şey yapamadım. Ama ne yeter ki kızım iyi olsun. Çarşamba sabahı uyandığımızda olanlar olmuştu. Ben hasta uyandım. Boğazım ağrıyordu. Ve duşa girdim. Duştan çıkınca ben normalde istifra edemeyen biriyim. Hamileliklerimde bile neredeyse hiç istifra etmedim. Ama bir öğürtü, bir istifra etme isteği, yol stresi, bir haftadır hastanelerde geçen her gün var ayrı bir stres. Ve benim vücut artık ne denir? Tükendi ve Tokyo'ya 5-6 saat araba yolculuğuyla varıyoruz. Yol boyunca bulantı hapı, ağrı kesici, grip hapı üçünü ala 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 alana gittik. Uçağa bindim. Eve geldim. Ve bu yolculuk nasıl geçti çok yani ben anlamadım. Nefes uyudu, ikili koltuktaydık zaten. Hani yanımıza başkası da gelme ihtimali yoktu. Nefes devirdi, poposunu yaptı. Ben bulabildiğim yerlere sığışmaya çalıştım o hasta halimle. 12 saat havada. Bindik, geldik. İstanbul'da aktarmamızı yaptık. İzmir'de indik. Benim planım şuydu. İzmir'de annemi görünce nefesi verip kendimi iyileştirmekte. Çünkü nefes çok şükür çok iyiydi. Uçakta falan hiçbir sorun yaşamadı. Hiçbir şey kalmadı onda yani. Ama annem bizi İzmir'de alandan aldı. İzmir'den alandan otobana girdik. Otobana girer girmez annemin arabası bozuldu. Ve biz 3 saat otobanda kaldık park alanında. Ve ben artık böyle bayılmak üzereydim. Evden eve 30 saat sürdü dolayısıyla. Ve ben bütün bunlar yaşanırken ne yazık ki videolar çekemedim. Çünkü gerçekten eve kadar varabilmem benim için bir mucizeydi. Eksi enerjiyle başlayıp bayağı bir eksi tamamladık. Çünkü ben Türkiye'ye geldiğimde artık rahatlıkla beraber ben iyice hasta oldum. Benim iyice hasta olmamla beraber annem de hasta gelmişti alana. O da İzmir'de babaannem de kalmıştı. O da orada üşütmüş. Evde iki hastaydık yani biz. Çok şükür şimdi çok iyiyiz. Hepimiz böyle bir süreçten geçtik. Bu süreçte çok fazla video çekemedim ama tatilin geri kalan kısmında burada daha aktif olmak istiyorum. Çünkü YouTube videolarını özellikle yaz videolarını ben dönüp dönüp izlemeyi çok seviyorum. Hem neler yemişiz, neler giymişiz, nerelere gitmişiz, neler yapmışız diye. Yaz videolarını bekleyenlere böyle bir selam vermek istedim. Şimdi kısa kısa çektiğim videolardan birazcık izleyeceksiniz. Yaz boyunca çok fazla YouTube izlemeyi sevmeyenler var biliyorum ama lütfen videolarıma destek olun. Bana da gaz olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Nefes babayı öp. Baba içeriye gelemiyor. Babacım ya görüşürüz de. Baba işe gidecek sonra para kazanıp Türkiye'ye gelecek tamam mı? Biz seninle gideceğiz. Video çekmiyorlar mı gönderir videoyla? Hoş geldin. Mutlu musun? Sana. Özledim seni çok.
merak eden herkese çok teşekkürler. Kendimi iyi hissetmiyorum diye hasta bakıcımın yanına geldim anne. Gerçekten hastaydım ama çok hastaydım. Hasta nasıl geldim bilmiyorum ama artık çok iyi olacağım. Annem Gülşah Nefes arabayı almaya gittiler. Ben kaldım. 20 saat 9, 6 ekle 15, 27 saattir yoldayım. Daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.